Kasım Hocam, biz bugün ne yapıyoruz hocam? Tarihte nereye, derinlikte de nereye gidiyoruz? Harita bakalım. Bakalım hocam, tabii. Bugün farklı bir yer var mı hocam? Ooo, hadi nasıl? Şimdi Sayın Zafer Bey, karşımızda Adana Valisi'nin bastırmış olduğu Adana Turizm Haritası var. Evet. Var. Bugün Adana Şehir Merkezi'nden, Barış Kıyısı'ndan Kalisar Lisesi'ne gideceğiz. Ama bugün çok ilginç bir yeri ortaya çıkacağız, yani keşfedeceğiz. Yani hocam keşfedeceğiz derken bu yer bilinmedik bir yer mi? Aslında belki oradaki çobanların, köylülerin bildiği fakat anlamını bilmediği, ne olduğunu bilmediği çok muhteşem. Öneminin farkında olmadığı bir tarihi mekan var. Burası Çatalan'dan gelen işte büyük baraj gölü, Karisar'ı ve oradan geçen Elyerçe suyu. Ama bu coğrafyanın en uzun bir akarsuyu var, Çakıt diye. Bu Torosan zirvesinden çıkar, Torosan'ın evet. Oradan gelir aşağı doğru böyle baraj gölü kavuşur. Çakıt Nehri kıyısında bakın şurada bir Kesin Han diye bir han gölü kuruşmaz. Evet. Aslında burası... Gideceğimiz yer bura mı oluyor? Evet, burası. Kesik Han. Basit bir tarihi mekan değil. Gittiğimiz zaman göreceğiz yani. Ben uydu resimlere baktım, uzaydan uydum. Çok uzaydan, uydudan gördüm. Muhteşem bir yer böyle. Yani burada diyebilirim ki bir padişahı ziyaret ettiğini, belki 100.000 askerin bir anda konaklandığını görüyorum. Müthiş bir yer. Dünya tarihine iz bırakan muhteşem bir yer. Yani ona kısacası bugün tarihin derinliklerine bir yolculuk yapıyoruz. Hem bir oturup hem keşif. Evet hocam, şimdi Salbaş köyünün, Salbaş bölgesinin en iyi izlenebileceği yerlerden bir tanesindeyiz şu anda. Hemen mevkiyi de tarif edelim bilmeyenler için. Hemen Karahan köyünü geçtik, Kabasakal'ı geçtik, eski yoldan geldik. Çünkü yeni yol bu tarafa uğramıyor. Hemen Söğütlü'yü geçtikten sonra Fadıl yol ayrımında bizim eski tabirle Yarman'ın oradayız biz. Şu anda Salbaş'ın en güzel görüntüsü buradan alınır. Ne diyorsun hocam? Ne düşünüyorsun? Ben şöyle söyleyeyim. Bu coğrafyada şimdi aşağıdaki vadiden kıvrım kıvrım giden bir Çakıt suyu var. Bu Çakıt suyu ileride Seyhan Baraj Gölü'ne kavuşacak. Bu gölün kıyısında diyebilirim. Çünkü onun en güzel biberleri burada yetişiyor. Tabii burası Karaysalı biberinin yetiştiği yerdir. Karaysalı'da yoktur hocam. Salbaş'ta yetişir. Karaysalı salçalık biberi burada yetişir. Bir ara dedin ki ben Karaysalılıyım. Tabii tabii. Köyüm burası. Buralı hocam, şimdi bak. Hemen bu bulunduğumuz mevkiyi ben anlattım ama şimdi kameraman arkadaşlarım da gösterecektir. Şimdi biz Nayıplar köyündeyiz. Nayıplar, Nayıplar köyündeniz. Evet. Nayıplar ama kayıtlara bakıldığı zaman 3 köy 1 muhtarlıktır. Yani Pirili diye geçer. Nayıplar, Kütüklü ve Abacı 3 köydür. Kütüklerde böyle geçer. Yani biz şey olarak Nayıplar diye kimliğimizde yazmaz. Pirili yazar bizim kimliklerde. Buranın öyle bir özelliği var. Hemen ileride hocam Salbaş'ın asıl köyü vardır. Yani Salbaş bu aşağıya inmiş yeri değildir. Orası insanların daha çok böyle alışveriş yaptıkları, hatta eski ismiyle kantin derler. Bizim Karaysalılar, bizim bu taraftaki insanlar kantindir buranın ismi. Kantin de nedir? Alışveriş yapılan yerdir. Hemen Salbaş köyü de üsttedir. Şimdi hocam biz arabadayken de biraz da sohbet ettik. Onu da soracağım şimdi. Bizim bir Karaevli aşiretidir. Benim anneannemler de Karaevli aşiretidir. En son bilinen kütükleri Mersin Mut. Karaevli aşireti ile alakalı hocam ne bilgiler var? Ben şöyle söyleyeyim. Karaevli aşireti 24 Oğuz boyundan bir tanesi. Hani bilirsin Alkaevli, Karaevli, Dodurga, Farsak, Avşar ve diğer saydığımız zaman gider.
Yani senin annenden gelen kökenlerin Yörük. Oğuz Oğuz'un bir tanesi ve Yörük. O isim korumuşlar. Hemen belirtelim. Karahan, Kurtuluş Savaşı'nda Fransız işgal döneminde düşmanın alamadığı bir yerdi. Kuvayi Milliye'nin hastanesi oradaydı ve orada çok sayıda yaralı insan son nefesinde şehit düştü. Yani oranın önemi o. Karahan, Adana tarihinde. Zaten hocam bizim büyük dedemiz, yani annemin dedesi Uzun Mustafa, tarih kitaplarında da ismi geçer zaten. O çete döneminde, yani Kuvayi Milliye ruhunu yaşayanlardan bir tanesidir. Şimdi az önce bana anlattın bu coğrafyayı. Ben sana sorayım. Naipli dedin ama bu kelimenin anlamını hiç düşündün mü? Nedir? Bilmiyorum hocam. Ben söyleyeyim. Naipler, naipler işte diyoruz. Naip. Nereden naiplis? Çukurova fetholduğunda Kara İsa Bey kendi adına bir Karahisarlı kazası kurmuştu 1550 ve 60'lı yıllarda. Karahisarlı kazasının, yani burayı fetheden insanların, bu kazanın bir idarecisi vardı Naip adıyla. O şahsın evinin ve yerleşim yerinin olduğu yerde Naip. Yani bir kaymakam veyahut da bir vali gibi idareci verilen bir isimdir. İsmi oradan gelir. Müthiş hocam, vallahi yani ilk defa duyuyorum. Peki Kütüklü dedin değil mi? Kütüklü, ondan sonra abacı var. Ha, Kütüklü, o Naip'in yani idareci şahsın yanındaki evrakları, yani buranın nüfus evraklarını, tapu kayıtlarını tutan, kütüğü tutan insanların olduğu yer demektir. Mahalle ismi oradan geliyor. Kütüklü ismi oradan geliyor. Evet. Abacılı. Abacılı. Bir Yörük grubunun, hani aba giyen, örneğin koyunları, keçileri ve develerin peşi koşan o Yörüklerin kullandığı aba kıyafetinden gelen bir mahalle ismi. Hepsi birleştiği zaman Pirli mi demiştin? Pirli, evet. Kimliklerde Pirli geçiyor. Ben Haziran geçtiğimiz ay içerisinde İstanbul'daydım ve Adana vilayetinin ve Karahisarlı'nın padişah defterine baktım. Pirli, Pirli, Adana Beyi Piri Mehmet Paşa'ya bağlı olan Karahisar yöresinin, yani hiç kökenleri ve ismini değişmeyen bir Yörük Türkmen topluluğunun bıraktığı isimdir. 700 sene önce gelip burayı kılıçla elde eden, yurt yapan Pirili, yani bey ailesinin konup göçtüğü yer burası. Müthiş bir şey hocam. Yani biz bu coğrafyada, yani bizim kökenimiz de eski bayağı ama bu bilgileri hiç bilmiyoruz. Sonra... Bence bizi izleyen izleyicilerimiz de öğreniyorlar. Şimdi bu Çakıt suyu, biliyorsun Pozantı Vadisi'nden gelir, Karahisarlı'ya doğru aşağı doğru iner. Bunun çıktığı vadiler, yani Çiftehan'dan yukarı gittiğimiz zaman çok muhteşem bir yerdir. Böyle hani karların kaynağından suyunu alır. Buradan seyyanlara kavuşur Çakıt ırmağı. Ama tabii Salbaş denmesinin de bir başka şeyi şu. Evet hocam, onu da soracağım ben size. Salbaş, onun ismini de bilmiyorum. Bu Çakıt üzerine köprü yapılamadığı için... geliyor kervanlar ve yolcular, bir yerde duruyorlar. Oradan sal var, yani hani karşı karşıya geçmek için. Karşıdan karşıya geçmek için. O sallarınla geçiş yapılan yer demektir. Başlangıcı belki de sal başları, salların sal yapılan, salla karşıya geçilen yerin evet. Başlangıcı anlamına sonra da. Bak buraya gelirken biliyorsun bir Mahve Sığmaz diye bir mahalle var mıdır Adana'da? Evet var, Mahve Sığmaz. Hemen açıklayayım. Mahve Sığmaz, bundan yaklaşık 100 sene öncesine gelinceye kadar, yani geçmiş yüzyıllar düşünelim. Evet. Kervanlar Adana'dan Toroslara giderken Gülek Boğazı'na veya Gülek Boğazı'ndan Adana'ya gelirken Adana yakınlarında o kadar çok orman ağaç vardı ki develer geçemezdi. Onların taşıdığı çuvallar bazen ağaçlara falan takılır. Develer şey yapardı, yani sarsılırdı. Onun için Mahve Sığmaz derler. Yani develerin yük taşıyamadığı yer. Ormanlık yer anlamına geliyor. İsim orada yani Mahve, develerin yükü demektir. Anladım. Hocam daha programımızın daha başındayız. Daha çok yerlere gideceğiz ama. Şimdi hemen biz burada bir devasa bir bayrağın da altındayız. Şimdi biraz sonra birkaç bayrak daha göstereceğiz. Bu bölge özellikle milli değerlerine çok önem veren bir topluluk zaten. Türkiye'nin her tarafı öyle zaten. Hani ayrım yapmak için söylemiyorum. Ne düşünüyorsunuz hocam? Bayrak, bizim Türk milletimiz için bayrağın önemi çok önemli ama bir de sizin dilinizden dinleyelim. Ben şöyle söyleyeyim. Türk bayrağı, yani o al renk, kırmızı renk şehit kanlarını ifade eder. Hilal, İslamiyet'in simgesidir. Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göç yaptığı esnada gökyüzünde hilal vardır. Hilal, tüm İslam dünyasının ortak simgesi. Yıldız da İslamiyet'in 5 şartına denk gelir. Yani şehitlerimizin kanı, kan üzerine yansıyan ayın hilal şekli ve İslam'ın temel simgesi. İslam'ın 5 şartı birleştiği zaman bayrağımız olur. Bu bayrak uğruna, ki bu Türk bayrağı bu şekliyle 1840'larda kabul oldu Osmanlı'nın son döneminde. Bu bayrak uğruna Balkanlarda,
Arabistan'da, Osmanlı coğrafyasında milyonlarca insan son nefesini verdi. Onların tabutlarına kondu. Bizim için bayrak gururdur, bayrak bağımsızlıktır, bayrak en çok gölgesine sığınacağımız yer. Peki o zaman hocam, bu noktada gölgesine sığınacağımız yer dedin. Biz şimdi buradan hani daha bir sürü yeri göstereceğiz. Kervansaray'a gideceğiz biraz sonra. Oraları göstereceğiz ama bu kadar güzel şeyler söylediniz bayrakla ilgili. O zaman hem Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının hem bu topraklar uğruna şehit olmuş milyonlarca Türk için şöyle isterseniz bir bayrağımızın gölgesinde onlara bir saygı duruşunda bulunalım. Evet. Şöyle geçelim hocam. Azel hani hep biz bu coğrafyanın isimlerinden bahsettik ya, köy isimlerinden. Şimdi hemen burada zaten tabelada da gözüküyor. Gökkuyu ve Fadıl 2 kilometre diyor. Ya bu şuradan devam ettiğiniz zaman Fadıl'a gidiyor. Fadıl'ın anlamı nedir peki? Neden Fadıl? Fadıl, Arapça faziletli insan, eren insan, yani çok saygılı insanlar demektir. Bu çok eski bir kelime. Yani diyelim bundan 700 sene önce buraya yerleşen eski Türkmenlerin verdiği bir isim. İnançtan dolayı geliyor. Ama Fadıl'ın bir başka önemli şeyi var, durumu var tarihin ışığında. Fransız işgalinde Fadıl'la 1920 yılı Ekim ayı içerisinde burada Mut çallarının arkasında bir grup kuvayi milliyeci İbo Osman'a dahil Fransız ordusunu burada muhalif ettiler. Şehitler verdik ama Fransa'ya bir tokat vurduk. Fadıl Savaşı, Karisal tarihinde ve Çukur tarihinde Fransa'ya vurulan tokatın ve Kuvayi Milliye destanı yazıldığı bir yerdir burası. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.